ilişkilerinde meydana gelen meydanla ilgili. Bir yanda yıkımla gelen büyük bir acı, diğer yanda ise sosyal medya paylaşımlarıyla infiale yol açanlar. İzmir'de Ege Denizi merkezli yıkıma yol açan deprem sonrası, bilgi kirliliği oluşturan ve yanıltıcı haberlere yol açan sosyal medya paylaşımları büyük tepkiye neden oldu. Depremin acısı tazeyken sosyal medyada doğru olmayan ve yanıltıcı haberlerin yayılması deprem bölgesinde canla başla görev yapanları da zor durumda bıraktı. Yalnızca yalan haberler değil, tahrik ve kötü niyetli bazı paylaşımlar da tepki çekti. Kötü niyetli paylaşımlar sonrası İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, bir yanda afetle uğraşırken bir yandan da sosyal medyadaki çirkin ve ahlaksız paylaşımların gereğini yaptıklarını belirtti. İnce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, emniyet birimleri tarafından şimdiye kadar 37 sosyal medya paylaşımının tespit edildiğini açıkladı. 25 şahıs hakkında da işlem başlatıldığını, 6 kişinin de gözaltına alındığını bildirdi. Takibin ve işlemlerin devam edeceği, nefret söylemi paylaşımlarına da taviz verilmeyeceği vurgulandı. Burada kimse var mı?